Evet arkadaşlar merhaba. 30 Kasım 2022 Çarşamba gününe geldik. Ayın son günü bugün. Son dakika şablonlarımızla tekrar beraberiz. 3 adet yine şablonumuz var bugün. Son dakika olarak biz söylüyoruz. Tabii son dakika pek değil. 1-2 saat evvelden veriyoruz. Antalya, Greyville ve Dundalk. Bu arada tabii Scoresbury Greyville yaptı. Yurt dışı yani. TJK ile alakası yok bunun. Ama Greyville yani sonuçta. Onu Scoresbury olarak değiştirdiler. Greyville olarak değiştirdiler. Yani değerlendirmelerimiz baki. Evet arkadaşlar burada hemen değerlendirmelerimize geçelim. Antalya ile başlıyoruz. Bugün Antalya'da 6 koşulu bir program var. Antalya'yı böyle yaptık arkadaşlar. İlk iki ayak banko atıyoruz. 5 numara Şarlatan Banko, 3 numara Guest of Honor Banko olarak atıyoruz. Bunlara güvenmiyorsanız tavsiyem aynı fiyata 4'lü ganyan veya 5'li ganyan da olabilir. Tabii. Biz burada Şarlatan'ın güzel bir koşu kaçacağını düşünüyoruz. Zaten normalde çok daha sert gruplarda koşmuş bir safkan bu. Hani buraya muhtemelen yani para kazanmaya gelmiş İzzet Aksoy'un atı. Burada İlker Soyat'ta kötü bir jokey değil ya yani jokey bildiğimiz öz bir jokey. Onu değiştirmedik. Burada şöyle yaptık arkadaşlar. Guest of Honor 3 numara. Müslüm Çelik. Burada kazanacağını düşünüyoruz. O da yani uygun bir grup bulmuş durumda diye düşünüyoruz. Ama burayı güvenmeyenler arkadaşlar daha evvelden belirttiğimiz atlar var. Onları da düşünebilirler. 2, 1 ve eküller 6 ve 8. Bu safkanları da tabii düşünebilirler yani. Onda bir sıkıntı yok. Evet diğer ayaklara geçelim. Bu önemli olan burası zaten. 2 ay atlattığımız zaman buralarda işte 1, 2, 5, 6, 9 buraya ne yaptık? Herhangi bir eklememiz var mı? Ona bakıyorum. Evet yani burada aynen bırakmışız. Söylediğimiz gibi burayı. Buradaki üçüncü ayak. Bir numara çıkmış. Cool Season çıkmış. Fatih Rüstem Bebek'le. Yani iki numara da orada devreye girebilir. Yani burası 1-2 de geçilebilir aslında. Hatta burada 6 numara. Onu da verdik. 9 ve 5 dışarıda kalıyor biraz. Ki 9'da %11 puanı var. 5 Paco Jet burada sürprizi patlatabilir. Onu söyleyeyim. Bunu yazmamazlık yapmayın yani. Bu soy isimler, kayalar, senin atın, benim atım diye bir şey yok. Hepimizin atı. Bunlar hepimizin atı. Evet, dördüncü koşu arkadaşlar. 1, 3, 4, 5, 6, 8. Evet 1 3 4 5 6 8 burada 1 3 4 5 vermiştik. 6 ve 8'i de ekledik buraya. Atlı Gülay'la Red Globe. Onu ekledik. Ve 5. koşuya bakalım şimdi. 5. ayak. Burada çok güzel bir AGF çıktı ama biz bunu düşürüyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim size. Bu favoriyi düşürüyoruz biz. Evet. Ben düşeceğine inanıyorum. Bizim görüşümüz bu yönde tabii. Dileyenler tabii onu kullanabilirler. Buraya biz 3, 1, 5, 4 demiştik ama daha at yazdık oraya zaten. 3, 1, 5, 4, 2. Can Seklavi'yi koymuşuz buraya. Fesih Çetin başta. Güzel 13 çıktı çünkü. Burada da antrenörler AE baş. Aykut Ecevit baş. Ya senin benim atım diye bir şey olur mu? Hepimizin adı. Mert Şimşek burada Balkuhan. Burada Hafyan. Bunlar hepimizin atı. 6. koşu handikap 15. 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Bol bol at yazıyoruz buraya gene. Bu da AKP 1 çıkan 7-9 ağaç. Yani çok bel bağlanacak bir konu değil o. 9 ağaç var ama 2-3-6-7-8-10 demişiz buraya. Evet, yani ekleyebilirsiniz buraya at ekleyin. Yani mesela 5 numara %3 iki tane burada demir kıranlar var daha evvelden de bak AE başlar var.
Bugün bu Demir Kıran ve Ayabaş ve Kayalar'ı bakın. Bunlardan bir tanesi mutlaka. Bir tanesi yani birer tane kazanacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar yani tabii şimdi bir antrenör grubunun nereye ilgisi olursa ya da bir işte nereye ilginiz olursa orayla ilgili profesyonelleşiyorsunuz yani. Burası Antalya böyle tekrar ve yabancı yarışlara geçelim. En son 108 yıl kupon ama bunu inceltebilirsiniz siz veya buraya işte dediğim gibi. Yani buraya şuna güveniyorsanız bence dörtlü ganyan yapın yani ne bileyim. Dörtlü ganyan bu kadar verir mi? O da var. Altılı ganyan en güzeli tabii ki. Evet, Greyville'e geçelim şimdi. Greyville'de bugün 5 numara ilk ayak banko ve de 5. ayak banko. Burada. Zaten ilk ayak sağlamdı o bizim bankomuzdu. İkinci koşu. Evet, ekürler burada. Banko ve başa bakıyoruz şöyle. 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13 diyoruz. Buraya mümkün mertebe at yazmıştık. Üçüncü ayak 1, 2, 4, 8, 9 diyoruz arkadaşlar. Onu hiç değiştirmedik orayı. 7 alternatif bankoydu burada. Dördüncü ayak yani 5. koşu ona bir bakalım. 16 çıkmış. Yani olabilir aslında. Yani inceltmek istiyorsanız bence çok iyi bir fikir. Evet. 1, 2, 3, 4, 7, 10. Yani bu 126 lira. O zaman iner 15-20 liraya. Şu 7'yi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Alternatif banko. Ekürleri yani. 7 ve 6. Güzel çıkmış %16 ya ben 7 8 falan çıkar diye bekliyordum. Kelvin Habib biniyor. Patel biniyor burada Hint asıllı. Patel Hint ismi. Evet ve 3 numara burada bankomuz. Ona bakalım 3 numara Sherwood Trail. Pardon özür dilerim Captain Casey. Sean Valley 63. Zaten bu grubun üstündeydi bu da. Evet, Scottsville'de isim ve adamlar başlık atmışlar. Hepimiz yedik yani. TJK da aynı şekilde. Sonra Greyville oldu. Yani yurt dışındaki yapılan hata var arkadaşlar. Veya beyan öyle. Yani enteresan yani. Çok enteresan. Scottsville'de yaptık biz de. Ama Greyville. Evet, 7. koşu burada. Yani AGF'ye güvenecek bir durum yok bunun ama belli de olmaz. Üstüne de zaten ne olduğu belli olmayan bir adam biniyor. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8 dedik buraya. Değiştirmiyoruz arkadaşlar orayı. Aslında 7, 4, 2, 6 mı neydi onun sıralaması? 7 öndeydi yani orada. Evet 7 yine burada önde çıkmış da. Evet Gravel böyle. Gravel arkadaşlar açalım şöyle son olarak. 126 lira ama bunu indirirsiniz siz. Rahat rahat indirirsiniz. Yani işin burada özünü anlamak önemli. Dundalk'a geçiyoruz son olarak. Dundalk'ta evet, bugün Dundalk bu kadar arkadaşlar normalde 1006 liralık bir şablon çıkıyor böyle. Bütün her dediğimizi yazsak 1006 liralık bir şablon çıkıyor Dundalk'ta. Şu Dundalk'ı açalım. 7'li plesi falan kesin oynayın yani burada. 7'li plesisiz kalmayın derim. Evet burada. Arkadaşlar burası ilk aya yazdık buraya. 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 16 diye. Zaten bu ilk ayakta yatmazsak iyidir yine. Burada neler var? Neler daha? Şu 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 16. Evet. 7'yi var, 7'miz var. Evet, 9 var mı? Lawson, Love, 0 o. Tamam, o güzel. Bazı şüphelendiğimiz adalar vardı. Burada 16 koşacak mı acaba? Bu 16 hayırdır bu jockey belli değil bunların ama arkadaşlar koşarsa bunu da yazarsınız 16'yı da. Yani bu, yoksa dağılacak bunun AGF'si sağa sola. Evet
Burada 3 numaralı Maestro Stick iyi çıkmış. Ama birinciliği var, son birinciliği var. Lion Ring Carol'la, bu da iyi. Evet arkadaşlar, çok zor gerçekten program, inanılmaz zor. Üçüncü kuş. Yani ilk ayağı aslında tam kapatmalık ha. Burada 5 numara bizim bankomuzdu zaten. Onu değiştirmedik 5 numarayı. Not Too Real Bad. 62 çıktı. Gördüğünüz gibi 24 saat evvelden nasıl 12'den vuruyoruz bankoları. 24 saat evvelden arkadaşlar verdiğimiz videolar size. Yani şu an sadece rütuş yapıyoruz. Dördüncü koşu burada 4 numara çıkmış. AGF1. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 demişiz burada. Tamam, onu hiç değiştirmedik biz burada. Evet, hiç değiştirmiyoruz bunu. Aynen kalıyor. Burada 4 numara demişiz. Vosito. Bakalım. Evet. 4 numara Vosito felaket kötü çıkmış. Ön planda. 1, 2 demişti daha sonra. 2 çok kötü çıkmış. Bunları temizleyebilirsiniz arkadaşlar. 11. Çok bızal. O da. Şimdi temizlersiniz ama bir de gelirse 13, bu iyi çıkmış bu. 8 numara. Evet. Valla arkadaşlar bu ayakta yani şurada 14, ne bu? Power Drive koşacak mı acaba bu mesela? Power Drive %14 bu da. Çok zor bu ayak. Burada 1 numara biraz önde duruyor. Şunu yazmamışız yani, şu Cromwell'lerin antrenör ettiği Apple's Joy 9 numara. Bu 9 numarayı ilave etmek lazım normalde buraya. 5. koşuya. Evet. Arkadaşlar buraya 9 numarayı da ilave edelim. Evet arkadaşlar. Burayı da geçiyoruz. Son, pardon, 6. koşuya geçiyoruz daha. Ne kadar uzun. Çok yoğun bir program gerçekten. 1, 11, 12, 13, 14 dedik buraya. Burada kısaltma yaptık bayağı bir. 1, 12, 1, 11, 12, 13, 14 yaptık. Burada 10'u çıkartmışız biz. Evet. Burası, aslında burada bir tane tek bulmak lazım ama River Rain, Horgan, Galilo'dan gelme. Kazanabilir. Şu River Rain arkadaşlar, 14 numara. Zaten ilk atımız bizim o. 14 numara ilk atımız. On the River Rain. Arkadaşlar bunu bir bakın. Küçük oynamak isteyenler bunu belki bankoya dönüştürebilirler. Veya en azından bunun yanına belki at yazarsınız. Bu 120 olur, o 20 lira, 30 lira, ne bileyim. Küçük yapmak isteyen arkadaşlar için duyurulur bu. Sonunda 12 banko attık bu arada. 12 banko attık. Lordan'ın. Evet. Sokkun çok iyi çıktı çünkü. AGP bu kadar beklemiyorduk biz. Daha da artacağını düşünüyoruz biz bu AGF'nin. Yani 20'nin üzerine çıkacağını düşünüyoruz bu AGF'nin, bu atın. Takip edersiniz arkadaşlar. 12 saatte 4. atımızdı. Banko attık. Burada 8, 5, 11, 9, 1 vardı. Hani belki eğer bir ay belki ayağa banko atarsanız burada belki 5'i yazabilirsiniz mesela. 5 de güzel at. Evet arkadaşlar. Dundalk açıyorum ve kapatıyoruz bugünkü son şablonlarımızı. Şu şekilde yazıyoruz. Dün gece yine 5'te kaldık bu arada Philadelphia'da. Premium üyelerimizle, ama nasıl 5'te kaldık onu göstereceğim şimdi size. Yani 1700 lira verdi ikinci altılı. Ya şurada 2 numara ve 5 numarayı ya bir gün evvel aynı dejavu yaşadık sanki. Aynı hata yaptık. Yani hata demeyeyim de bir seçim yapmak zorundasınız. Rakip 5 dedik arkadaşlar. Yani premium üyelerimiz de dinliyorsa duyuyorlardır. 2 numara hani ön plandaydı bizim için. 5 gibi gitti. Yani böyle bir şey olamaz. Bunlar tuttu, gayet güzel de gitti. Bu da ön plandaydı, 12 numara. Evet, bu şekilde işte 128'lik kupon ama biraz daha yüksek olabilirdi bu aslında. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar. Şablonlarımız, son dakika şablonlarımız bu şekilde. Herkese bol şans diliyoruz. Bir şekilde kazansın diyelim herkes, oynayanlar. İstanbul'da çok cazip bir program var. Bugün bize göre cazip. Tam 3 tane bankomuz var İstanbul'da. Arkadaşlar.
Tabii altını çizeceğimiz hatlar var. Kolay gibi gözüken aslında enteresan bir program var İstanbul'da bugün. Ayar var İstanbul'da, onu söyleyeyim. Evet, akşam da Tampa Bay var. Tampa Bay'de arkadaşlar iki banko, dört alternatif banko var altılıda. Almaya çalışın. Premium üyelik almaya çalışın diyoruz. Herkese bol şans. Hoşça kalın.